Yemeklerde fazla kullanıldığı zaman sağlık için zararlı olan tuz yapı malzemesi olarak kullanıldığında pek çok fayda sağlanıyor, sağlıyor. Ankara'da 19 yaşındaki bir mühendislik öğrencisi astım hastalığına iyi gelmesi için odasını tuzla kapladı. Tekniğini geliştirdi. Tuzdan yapı malzemesi üretti. Tuzu evde ne için kullanıyorsun? yemek yapmak için. Bugünlerde bu hareketle dünya çapında popüler olan tat versin diye yemeklere buz çözsün diye yollara dökülen tuz artık bir yapı malzemesi olarak da kullanılacak. Tuzu küçük parçalara yani gözle görülmeyecek boyuta kadar indirerek bunlardan tekrar dizilimler oluşturup istediğimiz deseni verme yeteneğine kavuştuk biz. Fikrin Mucidi 19 yaşındaki mühendislik öğrencisi Tarık Can Türkoğlu. Kendisi gibi astım hastalarını rahatlatan tuzla odasının bir bölümünü kaplamaya karar vermiş. Havada bir bakteri konsantrasyonu var. Bu bakteri konsantrasyonu duvara sürtülerek içindeki bakteri duvara yapıştırıyor ve bakterinin suyunu çekiyor. Bakteri konsantrasyonu azaldığı için insanlar daha rahat, daha temiz havası oluyor. Sonra tekniğini ilerletmiş. Maliyeti çok ucuz. Çünkü kışın tuzu yollara atıyorsunuz. Böyle bir malzeme. Biz bu malzemeye katma değer katıp daha endüstriyel bir ürün haline getirdik. Bu duvardaki malzemeyi kırıp direkt yemeğinize atıp yiyebilirsiniz. O kadar saflıkta bir malzeme. Bu ucuz dekoratif kaplama güne rahat başlamayı da sağlıyor. İnsanda stres azaltmaya sebep oluyor. Yani insan... Ortamdaki bilgisayarlar, lambalar, prizler sürekli ortamı pozitif yön salgılamakta ve insanın dengesini bozmakta. Bunun sonucunda da tuzun kendi özelliği olarak bu ortamın nötrleme özelliği var. Türkoğlu bu fikriyle katıldığı bir televizyon yarışmasından 200 bin lira ödül kazanmış. Ankara Kalkınma Ajansı'nın Tek Ankara yarışmasında da Teknokent ödülünün sahibi olmuş. Ödüllü bu fikir bazı işyerleri ve Ankara'daki bir anaokulunda da kullanılmaya başlanmış. Hadi hadi, çık, hadi çabuk olun çabuk. Üstelik burada çocuklar tuzla oyunlar da oynuyor. Tuz otası. Karlı oynar gibi beş. Tuzda resim de çiziyorsun. Özellikle bağışıklık sistemlerinin gelişmesi adına e, gayet olumlu e, takiplerimiz oluyor. E, astım, bronşit e, gibi rahatsızlıklarda katkılarını da bu süreç içerisinde görebiliyoruz. Daha önceki süreçlerimize göre e, hastalıkların azalmasına sebep oldu.